Herkese merhabalar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Biz daha Gördeş'teyiz arkadaşlar. Gitmedik. Sesimden de anlaşıldığı üzere hastayım. Alparslan'dan sonra ben hasta oldum arkadaşlar. Ondan mı bulaştı yoksa hava değişimi mi bilmiyorum. Burada süpürge yapmıştım ya. O gün böyle camları açmıştım havalandırmak için. O gün mü oldu bilmiyorum. Ondan sonra oldu. Neyse arkadaşlar kısaca grip salgınından biz de payımızı aldık. Şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Oğluş. Hava güzel bu arada. Güneşli bayağı. Çamaşır serdim. Yandım hatta güneşte. Oğluş aşağı indi arkadaşlar. Onu aşağı indirdi dayısı. Ben de şöyle işleri yaptım. Mutfağı falan topladım. Çamaşırlar vardı. Onları serdim. Süpürge tuttum. Şimdi hazırlandım. Ben de iniyorum arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Sizlere Gördes pazarını bayağıdır çekmiyorum arkadaşlar. Bakalım annem birkaç bir şey bakacaktı. Eğer çıkarsak sizlere de videoyu açarım arkadaşlar. Hemen dedim sizlere de bir vlog başlatayım. Hazır hala Gördes'teyken. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi beraber gidelim. Şöyle üzerime şu yeleğimi getirmiştim arkadaşlar. Bunu giydim. Bu arada şöyle videoya bakayım dedim. Arkada kapı görünüyor arkadaşlar. Bakın beyaz. Bizim kapılar kahverengi şuralardan göründüğü gibi. Kardeşim heves etmiş kapıları boyayacağım diye. Bir tanesini yapmış, gerisi yok. O beyaz, diğerleri böyle kahverengi oldu. Ondan başlamış arkadaşlar. Ona da hala cila atmamış. Ona cila atılacak da hepsini beraber yapayım dedi. Nasıl olmuş arkadaşlar sizce beyaz? Ben bu eve taşınırken aslında boyatacaktım. Boyacı girdiği zaman. Ama kapıların rengi orijinal, hiç ellemeyelim demişti. O yüzden boyatmamıştım ama kardeşim dedi ben direkt istiyorum boyayacağım diye. Öyle beyaza boyuyor bakalım. Ne zaman biter ben de bilmiyorum. Hemen ayağıma da çorap giyeyim arkadaşlar. Ayakkabı giyeceğim. Terlik için artık. Havalar soğuk. Öyle hemen giyeyim çıkalım arkadaşlar. Öyle çıktık arkadaşlar. Bakalım ne alacağız. Ne? Şöyle şeyler önüne serdin mi? Serdim. Ha yok, almadım oradan. Aynı yerinde duruyor. Küçük tava yok değil mi burada? Yine aynı tavalar var. Şöyle bunların olsa bak. Bunların yok. Şunların sos tavası olsa onlar güzel de. Bunların sos tavası yok. Bunlar ne kadar ki? Ben şeyi değiştireceğim, benim masa örtüsünü. Sıkıldım. Masa örtüleri ne kadar abi? Abi 120 liraya satıyorum da 100 lira yaparım size. Büyükler de mi aynı? 60 lira. Benim yemek masası gibi. Bunlar olur ya, yemek masası. 100 lira mı bunlar? Yok, bunlar 60 lira. Yenge ne yapıyorsun? İyiyim sana. Hayır. Oh, oyuncaklar. Pepe var mı Pepe? Pepe var mı burada? Pepe yok. Yok mu? Nilo ya. Bundan mı var bebek? Hmm, yokmuş. Şunları önceden ne çok satıyorduk anne biz. Şu var Pepe. Sen ne oldu? Ablamın adı. Bunun pili bitmiş herhalde, çalmıyor. Aa, Tetris. Ne çok oynardık önceden bunlarla. Pili yok. Yazı tahtası. Hala konuşuyor yok. Susmadı. İnce mi bunlar? Seç beğen al. Bakayım büyük. Kaç yaşmış o? 6 yaş o büyük. Ama bu kız çeneli. Erkek. Bak Spiderman'da falan var oralarda. Bakalım. Bak şöyle bunlardan oluştu. Kaç yaş bakalım. Karıştıralım bakalım. Şu alt mı? Alt. Getirmişim de üst çok getirmemişim. Bir tane üst alacağız. Hep de alt geliyor bana. Beyza, Hüsna barışmıyor. 10 yaş. Yapışıyor mu ki? Ha, bu şey güzel değil ki o. Ne kadar bu? 950. Haydi.
Şu benimkinden bak. Grisi yok mu? Aynısının gerisi benimki. Bu da yok herhalde. Bize aldığı 100 liraydı. Böyle alsam bunlar kenarlarını kapatmıyor değil mi anne? Onlar değil de bir tane var. Takım olarak. Doğan abi. Şeyler olarak geçtik abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Öyle. Ben izleyeyim ben. Şeyde varım. Doğum gününde var. O zaman alırız. Alın yatağı. O ye biraz uygun değil mi? Aynen. O zaman alın. Hadi kafalara göre yapıyorlar. Hı. Bilmem. Orada kim çalışıyor? Ha, orada mı çalışıyor? Şurada da vardı. Buraya sorar mısın? Pazar yerine geldik arkadaşlar. Hava birazcık soğudu. Ay. Akşam pazarı. Ay, güneşe bakın ne güzel. Batışı. Gün batımı. Araba geliyorum. Kara üzüm. Yapayım mı? Yapayım mı? Fark etmez. Kaç para? 150 lira. Biliyorsun. Evet. Efendim abla? A101'e gittik arkadaşlar. Hemen şöyle hepsini topladım. Sizlere göstereyim. A101'de çekim yapamadım arkadaşlar. Alparslan durmadı. Kucağımda gezdim. O yüzden şöyle eve gelince göstereyim dedim sizlere. Hemen şuradan başlayayım arkadaşlar. Bir tane şöyle ev terliği aldım. Bunun fiyatı 22.90'dı arkadaşlar. Bir tane kalmış. İki tane A101'e gittim. Birinde yoktu. Şöyle bir çift aldım arkadaşlar. Aslında biraz daha olsa 2-3 tane falan alırdım herhalde toplamda. Çünkü evdekiler eskidi benim. Şöyle gerekti bunlardan. Pazarda görmüştüm arkadaşlar. Pazarda ne kadardı? Daha pahalıydı pazarda. Hatırlamıyorum şu an. Böyle 22.90'a aldım. Daha sonra şöyle bir tane banyo rafı aldım arkadaşlar. Daha önce Manisa'da bunun iki katlı olanından alacaktım ama o gün A101'de sorun çıkmıştı kasada. O yüzden alamamıştım. Burada böyle tekli buldum arkadaşlar. Bu da bize böyle yeter diye düşündüm. Bunun fiyatı da 32,5'tu. Şöyle bir tane aldım arkadaşlar. Daha sonra şöyle Alparslan'a çorap aldım arkadaşlar. 3-5 yaş diyor ama bu sene olur mu bilmiyorum. Olmasa da seneye giyer inşallah nasip olursa. Şöyle bir tane çorap aldım. Bir tane şöyle air fry için sprey yağlık aldım arkadaşlar. 100 milim. Bunun fiyatı da gayet uygun geldi. Şöyle bu 35 liraydı arkadaşlar. Trendyol'dan baktım gelince hep 50 lira civarı. Şöyle ihtiyacınız var sizler de A101'e bakabilirsiniz. Bir tane böyle sprey yağdanlık. Bir de şu numarasında da hep bakıyordum arkadaşlar. Hiç kalmıyordu. Maalesef. Daha önceki videomda hatta söylemiştim A101'e gittiğimde sizlere. Burada şöyle denk geldi arkadaşlar. Denk gelmişken alayım dedim. Şöyle tart kalıbı. Şu üstündeki gibi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım çilekli yapmasam da neyli yaparım bilmiyorum. Daha önce Meryem arkadaşımın evinde yemiştim arkadaşlar. O yapmıştı. Onunki güzeldi, hafifti böyle. Ben tatlıyı çok yiyemiyorum da o gün o hafif geldi bana. Belki ondan tarif ister yaparız arkadaşlar. Şöyle bir tane tart kalıbı aldım. Bunun fiyatı 60 liraydı. Daha sonra şöyle bir tane oyuncak aldım arkadaşlar. Bu kız oyuncağı neden aldınız demeyin. Bunu bir tane arkadaşımın kız bebeğini aldım arkadaşlar. 6 ay kınası olacak. Onun için böyle hediye aldım. Şöyle bakın. Tepsisi falan var. Kızlar böyle şeyler oynamayı severler. Bir tane de şundan kalmış arkadaşlar. Manisa'da kendi evime almıştım ya. Bir tane de böyle annemlerin evine aldım. Bayağı bu sefer hasta olduğumuzda falan bayağı kullandık havlu kağıdı. Şöyle bulmuşken oradan alayım dedim. Böyle bayağı büyük bakın arkadaşlar. Bu şöyle 40 liraydı. Bir tane de bundan aldım. Paracıkları harcadım yine.
Şöyle aldıklarım böyleydi arkadaşlar. Biz Manisa'ya geldik arkadaşlar. En son Gördes'te video başlatmıştım. Onu daha sonra devam edemedim. Manisa'ya gelince de açamadım arkadaşlar. Biraz bir şeyler yaptık ama işte video açamadım. Şimdi de İzmir'e geldik. Kardeşim Manisa'ya gelmişti. Doktor işi vardı. Daha sonra İzmir'de de işi varmış. Hadi abla dedi sizi de götüreyim. Öyle arkadaşı falan var yanımızda. Dedim buraya gelmişken sizlere videoyu devam ettireyim dedim arkadaşlar. Şöyle oturuyoruz. Kordondayız. Alparslan'ı fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Fotoğraf makinesini getirdim. O da kıpır kıpır yürüyor, düşüyor. Biraz da huysuzlanıyor. Dedim geldiğimize pişman etme bizi. Bakın göstereyim size de. Gel buraya Alparslan. Şöyle denize karşı falan fotoğraflarını çektik. Dün de 6 ay kınası vardı arkadaşlar. Eşimin kuzeninin bebeği. Oraya da gittik de orada da açamadım sizlere. Kalabalıktı biraz, evde oldu. Öyle bugün de İzmir'e geldik. Gel buraya, elleme köpeği. Gel. Koş 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 koş. Bayağı yürüyor artık. Düşe kalka şöyle. Maşallah. Bay bay. Alparslan bay bay. Ey. Ey. Gel buraya, üstüne gidersin bir de gel. Herkes de konuşuyor. Gel buraya. Gel 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 gel. Hoppala. Yemek yedirdik az önce. Tarhana çorbası yapmıştım evden çıkarken. Üstüne döktü tabii ki de. Biraz sildim ama çıkmadı. Üstümüzü batırmazsak olmaz. Kirletmezsek. Kirlenmek güzeldir demişler. Ezan da okunuyor azizallah. Alparslan'ı uyuttuk arkadaşlar. Şöyle denizin hemen kenarına geldik. Burada da fotoğraf çekiliyoruz. İyi ki fotoğraf makinesini getirmişim. Hava da çok güzel. Böyle bir deniz havası aldık. İyi oldu bizim için de. Teknoloji çağrısına geldik arkadaşlar. Ahmet oyun kollarını vermiş buraya. Onları bekledik bu zamana kadar. Herhalde inşallah olmuştur. Alparslan da hala uyuyor. Maşallah. Da bir saat olmadı daha. Gidiyoruz bakalım. Yeter.
Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Kargolarım geldi. Şöyle sizlerle birlikte açalım. Henüz bakmadım. Beraber açalım arkadaşlar. Şöyle Altiva'da Oğluş'a kışlık alışveriş yaptım arkadaşlar. Takımı aldım. Yemek yediği için çok çabuk kirletiyor üstümü. Bir giydiğini ertesi gün giyemiyor. O yüzden şöyle ben de tekrardan kıyafet aldım arkadaşlar. Yetmiyordu. Şunu da birazdan açalım. İlk önce şunlara bakalım. Şöyle bakın, renkleri çok güzel. Hangisini açalım ilk önce? Şöyle şundan, çoraplardan başlayalım arkadaşlar. Çorapları da artık küçük geliyordu. Şöyle birkaç tane de çorap aldım. Oğluş da uyuyor bu arada. Uyanmadan göstereyim dedim sizlere arkadaşlar. Bir yandan da yemek yaptım. Bugün yemeği erken yaptım arkadaşlar. Hep Serdar geldikten sonra yapıyordum. Şöyle bugün uyumuşken, geç uyudu. Bugün ilk uykusu arkadaşlar. Sonra saat 3.30, 2-2.30 gibi uyudu. Bugün tek uyku yapacağız artık. Akşam erken yatar. Şöyle bakın. Bayağı güzelmiş, yumuşacık. Renklerini de göstereyim sizlere. 4-5 adet var arkadaşlar. Renkleri de çok tatlı. 2-3 yaş aldım ama tam iyi almışım galiba. Çok çabuk küçülüyorlar zaten. O yüzden şöyle büyük alayım dedim. Soket çorap bir tane bu. Daha sonra şunu açalım. Bunları da 18-24 ay aldım arkadaşlar. Bol olması iyi oluyor. Şöyle bir tanesi koyu gri gibi. Antresit renginde. Üstleri tam oluyor da altları biraz uzun geliyor arkadaşlar. Ama lastikli olduğu için şöyle paçaları, o yüzden rahatsız etmiyor. Şöyle cep görüldüğünde, cebi yok. Şöyle göstereyim. Şöyle çekeyim, daha rahat görünüyor arkadaşlar. Bir tanesinin takımı böyle. Şu kenarlarında yine düğmeli Elsava'nın kazakları. O yüzden giydirmesi rahat oluyor. Şöyle bakın, altı biraz uzun ama dediğim gibi sorun değil. Şimdi diğerini açalım. Şunu merak ettim. Şunu açalım arkadaşlar. Aslanlı. Rengi de güzel. Oradan nasıl görünüyor? Oradan biraz mavi gibi görünüyor arkadaşlar ama biraz daha yeşil. Rengi yine, bunu da 18-24 ay aldım. Şöyle bunu da altına bakalım. Bu da uzun. Şöyle bakın. Bunları alırken arkadaşlar birkaç tane siteye baktım, Instagram'dan falan, ama yine de en uygun Elsava oluyor arkadaşlar. Kuponlar olursa eğer, kuponları yakalayabilirseniz. Ben bunları kuponlarla aldım, o yüzden normal fiyatlarından daha uyguna geldi. Bir tane de şöyle turuncu takım aldım. Bunun altı siyahmış. Bu bayağı geniş. 18-24 aya ama bu diğerinden geniş mi? Gözüme geniş geldi. Dur örteceğim. Şu daha küçük sanki. Aynen, bakın. Bayağı genişmiş. Şuraya bakın. Şurada kadarı fazla. Olmadı, bunu giydirmem artık, bilmiyorum bakalım. Çok bol olabilir. Bayağı büyükmüş. Neredeyse 2-3 yaş gibi bu. Kolları falan bakın, çok geniş. Altına bakalım. Altı daha uzun. Ama aynı gibi. Bir dakika, bunu da ölçeceğim, merak ettim. Altı aynı mı? Altı aynı ama üstü bayağı genişmiş. Dediğim gibi olmadı, bunu giydirmem. Son olarak da şöyle 3 tane üst aldım arkadaşlar.
Şöyle üç renk. Bir tanesi beyaz. Aslında bunları şeyi düşünerek almıştım. Bir önceki alışverişimde, Elsev alışverişimde salopet almıştım ya, onun içine giydiririm diye doğum gününde, ama dün ablamla beraber Instagram'dan doğum günü kıyafetlerine baktık. Galiba o salopeti giydirmeyeceğim arkadaşlar. Başka alacağız. Ece ile böyle takım gibi olacaklar. Bir tanesi de şöyle petrol yeşili gibi arkadaşlar. Bunlar normal body şeklinde. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakaları. Şöyle lastikli. Bunlar da böyle üç renk. Bunların kumaşları da iyi arkadaşlar. Üzerine böyle yelekle falan güzel olur. Bu havalarda da tam denk gelir arkadaşlar. Ne sıcak ne soğuk. Şimdi de şunu açalım arkadaşlar. Bu da, bunu alalı bayağı olmuştu. Ablamın oraya adresi vermiştim arkadaşlar. İş yerine geldi. Ben Gördes'teydim çünkü. Arkasından hasta olmuştu ya biz Gördes'e gittiğimiz gün. O zaman aldım arkadaşlar. Bu her zaman şöyle lazım olacak bir şey. Aslında ilk baştan beri alsam iyiydi. Alparslan bayağı daha önce de kullandık. Hatta ben doktora gitmeden önce arkadaşlar kuzenimden hava getirdim. Şu makine olanlar var ya, onlardan vereyim diye burun tıkanıklığı için. Doktora gitmeden bir gün önce denedik. Verdettirmiyor arkadaşlar. Önceden yine küçükken bir şekilde veriyorduk da böyle burnuna maskeyi tutuyorduk. Bu sefer yok arkadaşlar. Büyüdüğü için artık izin vermiyor. O yüzden ben de şöyle bir nebulizatör aldım arkadaşlar. Nebulizatör. Düzgün söyledim galiba. Bunu ben hemen açayım. Şöyle poşetini açtım arkadaşlar. Şunu da hemen açalım. Şöyle bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. İçinden. İlk kullanım. Nebulizatör. Şurada yazıyor arkadaşlar. Taşınabilir. Buna maske de takılabiliyor. Hemen şöyle küçücük, bakın, çantanızı atıp her yere taşıyabilirsiniz. Şöyle maske de içinden çıktı arkadaşlar. Bakın küçücük. Elim kadar. Bunu uyurken de verebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer makine olanları uyurken veremiyoruz. Oturur pozisyonda olması gerekiyor onlarda, ama bunu uyurken verebiliyoruz şöyle. İstersek maske de takabiliriz ama bunu kullanamayız herhalde. Dediğim gibi maske taktırmıyor. Şöyle kablosu ve çantası çıktı açından arkadaşlar. Şöyle bunun içine koyabiliriz. Hop, açıldı bir saniye. Tam takılmamış. Şöyle bakın. Şu maskesi falan gayet rahat sığar. Poşetinden çıkardıktan sonra tabii daha rahat sığar. Şöyle bakın. Ucu da şöyle lastikli, düzmeli. Böyle çantanızı atın, her yere taşıyın. İnşallah çok kullanmayız diyeyim arkadaşlar. Gerek kalmaz inşallah. Bebekler, çocuklar hasta olmasın arkadaşlar. Bayağı zor oluyor. Dediğim gibi lazım oluyor diye aldım arkadaşlar bunu. Hepsi buradan aldım arkadaşlar ben. Şeyde de vardı, Trendyol'da da vardı ama o zaman orası denk gelmişti. Uygun fiyatlı. Yani birazcık indirim vardı. Çok yoktu da. Ben aldıktan sonra hatta biraz daha inmiş fiyatı. Böyle bazen indiriyorlar ya. O yüzden. Şöyle bu da buradan çıkmıştı. Bunları da koyalım. İnşallah kullanmayız. Dediğim gibi. Şöyle bunları da kaldırayım arkadaşlar. Şöyle markasını göstereyim sizlere, almak isterseniz eğer. Şarj edilebilir. MES teknoloji. Partikül boyutu 3-5 mikron. Taşınabilir demiş. Şöyle burada neler yazıyor. İçinden çıkanlar. USB şarj kablosu. Kullanım kılavuzu. Taşıma çantası. Yetişkin maskesi. 2 tane maske vardı acaba onda? Açmadım ama. Hem yetişkin hem çocuk varmış. Bakın burada yazıyor. Bir de şöyle ağızlık. Ha, bunlar var mıydı içinde? Bir saniye bakacağım arkadaşlar. Onları ben neden görmedim? Hemen kaldırdım ama. Bunun içinde var mı? Ha, var şurada. Tamam. Bir tane maske var. Bakın arkadaşlar, iç içe koymuşlar. Biri büyük, biri küçük. İçinde de şu var. Şu ağızlık var. Bununla takınca
Direkt böyle burnuna verebiliriz. Burnuna, ağzına. Şimdi de kaldırayım. Şöyle yaptığım yemekleri de göstereyim. Daha sonra sizlere veda edeyim arkadaşlar. Dolabımda tavuk suyu vardı arkadaşlar. Köyden getirdiğimiz tavukları kaynatmıştım ben. Annem tavuk kesmişti. Kendi böyle yetiştirdiği onun suyu vardı. Onunla arpa şehriye çorbası yaptım. Daha sonra şurada şöyle patlıcan yemeği var arkadaşlar, patatesli. Bunu da dün kavanozlara kışlık patlıcan yemeği yaptım arkadaşlar. Böyle kaynattım yarımlık şişelere. Ondan böyle bir tanesi az artmıştı. Onun başına biraz patates doğradıktan sonra böyle yemeğini pişirdim. Yanına da pilav yapar mıyım bilmiyorum. Büyük ihtimalle yaparım. Bunlar böyle yalnız yenmez. Öyle arkadaşlar, sizlere de artık burada veda etmek istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.